Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün yepyeni bir Neden Aldık serisi videosuyla karşınızdayız. Bugünkü serimizin konuğu ise Monster'ın A5 V14.1 15.6 inçlik dizüstü bilgisayarı. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. Biliyorsunuz biz daha önce bir tane daha bir video çekmiştik bununla ilgili. M50 Villegur Kit almıştık. Onu da neden aldığımızı, nasıl aldığımızı ve nerelerde kullandığımızı ki şu andaki videoyu da yine kendisine çekiyoruz anlatmıştık. Bu videoda da Monster'ın bu A5 V14.1 modelini neden aldığımızı anlatacağız. Videoya başlamadan önce şunları da belirtmekte fayda var. Biz parasını verip aldığımız ürünlerle işbirliği kapsamında aldığımız ürünleri mutlaka söylüyoruz. Bu ürün M50'den farklı olarak bir işbirliği kapsamında alındı. Şimdi bir video koyacağım ben. Video izleyeceksiniz bir tane. O video karşılığında biz o videoyu birkaç videomuzda kullanmıştık girişinde. Onun karşılığında da Monster sağ olsun bize böyle bir bilgisayar verdi. Biz de bütün incelemelerimizi, içeriklerimizi, video montajlarımızı ve diğer bütün işlemlerimizi bu bilgisayar üzerinde gerçekleştiriyoruz. Gelin önce bu kısa videoyu izleyelim ki bunu bazı videolarımızda kullanmıştık. Sonrasında da ürünün teknik özellikleri devam edip neden aldığımızı, nerelerini beğendiğimizi, nereleri beğenmediğimizi anlatacağız. Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Şimdi her zaman yaptığım gibi bir teknik taraftan bahsetmek istiyorum. Monster'ın bu A5 serisi ve 14.1 serisi şu anda üretilen bir seri değil. Bunun yerine farklı seriler geldi. Biz bunu yaklaşık bir 6 ay önce falan almıştık. Biliyorsunuz sektör çok hızlı değiştiği için farklı farklı modeller geliyor. Tutanlar devam ediyor, tutmayanları kaldırıyorlar veya farklı seriler yine üretilmeye devam ediyor. Şimdi 14.1'in ilginç bir özelliği var. Neden? Şimdi biliyorsunuz biz hareket halinde sürekli yanımızda bilgisayar taşımak zorundayız. Özellikle ben bunu yapan birisiyim. Böyle olduğu zaman da mecburen hafiflik bizim için ön plana geliyor. Bu ürünle ilgili konuşurken firma yetkililerinden Kayra sağ olsun şu anda kendisi Berlin'de Monster'ın çalışmalarına devam ediyor. Ona da buradan selam yollamış olayım ben. Bana dedi ki böyle böyle bir ürün serisi gelecek dedi. Bu ürünün ne özelliği var? 14 nokta inç kasasına 15.6 inçlik bir ekran sığdırılmış bir ürün. Bunu nasıl yapıyor? Şimdi detaylarını da biraz sonra göstereceğim. Şu anda pek göremiyor olabilirsiniz ama çünkü bilgisayar ekranı bana doğru dönük. Çok ince bir kenar çerçevesi var. Biliyorsunuz bu çerçeve meselesi telefonlarda da karşımıza çıkmaya başlamıştı. Şimdi artık yavaş yavaş bilgisayarlarda da ön plana gelmeye başladı. Yani çok kalın çerçeveli bilgisayarlardan yani ekranın çerçevesinden bahsediyorum. Çok daha ince çerçevelere doğru bir geçiş başladı. Bu ürün de çerçevesinin kalınlığı 6 mm. Çok ince. Çok ince olduğu için de daha büyük bir kasa, daha küçük bir kasaya daha büyük bir ekran sığdırabiliyorsunuz. Yani 14.1'lik bir gövdeye 15.6 inçlik bir ekran sığdırılmış. Zaten ismi de 14.1 olarak olduğundan bunu anlıyoruz aslında. Yani ekran 14.1 değil, ekran 15.6 ama bilgisayarın boyu ismi 14.1 şeklinde verilmiş. Özelliklerine bakalım isterseniz. Intel'in Coffee Lake Core i7 8750H işlemcisi kullanılmış 8. nesil i7 işlemci. Şu anda 9. nesil var. Yani bir önceki işlemci ama çok da eski değil. Çok yeni geldi 9. nesil. Çok fazla bilgisayarda bulunmadığını söyleyeyim. 4 GB'lık bir Nvidia GTX 1050 Ti ekran kartımız var. Hani harici bir ekran kartımız mevcut. 8 GB'lık bir DDR4 2666 MHz RAM'imiz bulunuyor. Ekranımızda 15.6 inç, burası önemli, bunu niye seçtiğimizi şimdi söyleyeceğim. 1920x1080 piksel, 144 Hz ve IPS mat bir ekran. Biliyorsunuz parlak ekran çok sıkıntı oluyor. Özellikle bizim gibi hani böyle video editing yapan yazı yazanlar için sıkıntılı bir süreç. Ama genelde artık baktığımızda genelde parlak ekranlı bilgisayarlar var. Ama bu ürün mat ekran bence güzel olmuş. İyi bir tercih olmuş. Aynı zamanda bu bir oyun bilgisayarı bu arada, onu da söyleyelim. Yani bu biz montaj bilgisayarı falan değil, prodüksiyon bilgisayarı değil ama oyun bilgisayarı olarak kullanmıyoruz biz daha çok. Tabi oyunda oynadığımız oluyor. Örneğin ben Gears 5'i oynadım mesela bunun üzerinde. Gayet güzel oynayabiliyor. Ayrı konu. Ama asıl işi bizim kullandığımız amacı oyun oynamak değil. Onu da belirtmiş olayım. 256 GB'lık M.2 SSD olduğunda belirtelim. Toplam ağırlığı 2 kilogram. Çok. Yani bu donanıma göre söylüyorum. Hafif bir bilgisayar var. Biliyorsunuz günümüzde bilgisayarlar ortalama 2 kilogramdan başlıyor. Eğer ince bir bilgisayar alıyorsanız tabii 1.4 ya da 1.3 ila
2 kilogram arasında değişiyor. Ama harici ekran kartı, böyle bir donanım, işte bunun mesela işte çıkışları vesairesi falan da var. Yani 2 ekran, 3 ekran falan da bağlayabildiğiniz bir kombinasyonu da yapabiliyorsunuz. Ve ona rağmen 2 kilogramlık bir ağırlık gerçekten çok iyi. Bir de tabii oyun bilgisayarı olduğu için işte RGB aydınlatması var. Hatta klavyenin farklı farklı programlanabilir böyle renkleri de var. İşte yılan gibi olabiliyor. İşte dokunduğunuz zaman etrafında böyle bir şekil olabiliyor. Damla, yağmur damla efekt oluyor veya nefes alıyormuş gibi olabiliyor klavye. Çok farklı böyle renkli o RGB klavyeleri sevenler için çok eğlenceli şeyler var. Ben yani sabit bir renkte kullanıyorum. Çünkü bunun hepsi biliyorsunuz pil ömrünü tüketen şeyler. Sabit bir renkte kullansam da isterseniz böyle yılan gibi ekranın çeşitli yerlerinden dolaşan böyle çeşitli şekiller falan da sağlayabiliyorsunuz. Benim cihazda en çok beğendiğim tarafı hafif olması, yüksek performans sunuyor olması. Peki bu performansa göre pil ömrüne yaklaşık 2,5-3 saatlik bir pil ömrü var. Eğer pil optimizasyonunu açarsanız, yani düşük güçte kullanırsanız her şeyi, 3 saate yakın bir pil ömrü var. Hani bence bu kadar donanım için daha iyi, yani 5-6 saate çıkmanız için işte daha farklı cihazlar, daha küçük ekranlı olması gerekiyor. Çözünürlüğün biraz daha düşük olması gerekiyor vesaire vesaire. O yüzden ben hani sunduklarına göre pil ömründe iyi olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan özellikle böyle hareket halindeyken iş yapmak bizim açımızdan çok başarılı, çok da işe yarayan bir şey oluyor. Aynı zamanda bir numpad'i de var. Yani nümerik tuş takımı da var cihazın üzerinde. Eğer bu tarzda bir işiniz de varsa, hani böyle sürekli bir giriş yapmanız da gerekiyorsa, kullanılabilecek performanslı bir cihaz olmuş. Ha, bu klavye RGB olmasaydı daha mı iyi olurdu? Olabilirdi aslında. Ama bu oyun bilgisayarı aslında, biliyorsunuz. Bu yani böyle performanslı bir şey yapmak için tasarlanan bir ürün olmadığı için kabul edilebilir bir şey. Ayrıca bir turbo modumuz da var. Hani bilgisayar çok ısındı vesaire dediğiniz zaman, şimdi basacağım ben, sesi duyacaksınız. Şu an duyuluyordur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Böyle bayağı bir fan boost sesi geliyor. Bunu kapattığınızda bilgisayar normal kendi soğutma moduna geçmiş oluyor. Acil durumlarda veya çok ısındığını hissettiğinizde bu tuşa basarak turboyu takabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Yani bizim genel olarak bu ürünü seçmemizin sebebi hafif olması, performanslı olması. Büyük ekran neden tercih ettiğimizi de söyleyeyim. Prodüksiyon işi yaparken mümkün mertebe büyük bir ekran ihtiyacınız oluyor. Tamam, ofiste mesela bizim normal monitörler var, oraya bağlıyoruz ama dışarıdayken, başka bir şehirdeyken ya da başka bir ülkedeyken monitörü de götüremiyoruz yanımızda haliyle. O zaman bu tarz bir cihaz bizim her işimizi görüyor. Bu bakımdan da fiyat performans anlamında da iyi bir cihaz oldu ki 6000 lira gibi fiyatı vardı o zaman da. O zaman aldığımızdaki fiyatı oydu. Hem aynı zamanda da baktığımızda hani sunduklarına göre ağırlığının, işte performansının ve hafifliğinin bence çok yerinde olduğunu da söyleyebilirim. Neden aldık serimizin bugünkü konuğu Monster Abra V14.1 oldu. Güzel bir oyun bilgisayarı ama biz ağırlıklı olarak kendi işlerimiz için, günlük işlerimiz için kullanıyoruz. Oyun için kullandığımız çok kısıtlı noktalar ve dönemler sayılmazsa pek oyun için kullanmıyoruz. Ama bu ürünle ilgili merak ettiğiniz şöyle bir özelliği var mı, şöyle bir fonksiyon yapılabiliyor mu, şunu yapıyor mu gibi bir şey soruyorsanız bu videonun altında bizlere sorun. Biz de sizlerle birlikte hem diğer okuyucularımızla hem de sizlerle bu sorunun yanıtını paylaşacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.